Selamlar, ben Bora Özkent. Yeni bir video veya podcast artık izliyor musunuz, dinliyor musunuz bilmiyorum. Yeni bir video ve podcast ile karşınızdayım. Aslında yeni bir video veya podcast değil, yeni bir video veya podcast serisiyle karşınızdayım. 5 gün sürecek bir seri bu ve adı Şahane 2021. Evet, Şahane 2021. Şimdi şu anda şunu duyar gibiyim pek çoğunuzdan, ya 2020 kabus gibi geçti hocam. Şundan bir kurtulalım sağ salim. Boşver şahane olması, normal bir yıl olsa yeterli. Evet doğru, 2020 zor bir yıldı. Başımıza gelmedik kalmadı. Koronavirüsler, ekonomik sıkıntılar, depremler. Yani maalesef pek çok insan hayatını kaybetti, sağlığını kaybetti. Onlara, sağ kalan, atlatanlara geçmişler olsun. Hayatını kaybedenlere gani gani rahmetler diliyorum. Zor bir yıldı her yönüyle. Ama işin doğrusunu isterseniz benim için hiç fena geçmedi. Çünkü çok şükür sağlığımda bir sorun yok. Ailemde bir sağlık sorunu yok. Bu en önemlisi. Ama daha da önemlisi, hayallerimin pek çoğunda çok ciddi yol aldığım bir yıl oldu. Nedir? Ben daha iyi bir yatırımcı olmak istiyorum. Çok yol aldım. Çok iyi bir yıl oldu. Ben haddini aş hikayeleri yazıyordum biliyorsunuz daha evvel sadece. Bunu bir işe dönüştürmek istiyordum. Bir iş modeline, içerik üreterek para kazanabileceğim, geçineceğim bir modele. Bunu başlattım. Epey bir abonem oldu. Epey bir e-kitap satışım oldu. Haddini aş hızlı gidiyor. Haddini aş.net. Şu anda bulunduğumuz site. Bu da iyi gitti. Ailemle vakit daha çok geçirmek istiyordum, sevdiklerime. Sevdiklerime çok geçiremedim. Korona biraz engelledi. Ama aileyle daha fazla vakit geçirdim. Çocuğumun, yeni bebeğimin büyümesine tanık olabildim. Kızımla çok kaliteli zamanlar geçirdik. Evde de olsa. Onlar yönden de iyiydi. Kilo veremedim. Onu çok istiyordum. Daha sağlıklı olmak istiyordum. Onu beceremedim. Yani 5'te 5 bir şey yok. Her şeyi tam başaramıyoruz. Ama iyi bir yıldı. Bunun sebebi 2019 yılında 2020 nasıl geçeceğini planlamam. Buna iyi hazırlık yapıyor olmam. Ve yolda karşıma çıkan yeni, benim elimde olmayan koronavirüs gibi meseleleri de bu vizyona gitmek konusunda aslında bir araç olarak, bir fırsat olarak kullanan birisi olmam. Çünkü biz neyi ne kadar planlayarsak planlayalım, bir de dünyanın bizim için planladıkları var. Onlar üzerine kontrolümüz yok ama başımıza geldiklerinde önceden hazırlıklıysak onları aslında lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü mesela koronavirüs sayesinde ben seminerlerimi büyük kurumlara, esas işim olan büyük kurumlara seminer eğitim işlerini evde yapmaya başladım. Mesela bu sabahta 9'da 9.40 arası seminerim vardı. Onu evden yaptım. Şimdi evdeyim ama hala. Trafikte değilim, uçaklarda değilim. Vakit kaybetmiyorum. Bu sayede haddini aşla ilgilenebiliyorum. Yani aslında bu yönden de lehime bir fırsat da oldu. Şimdi bu video serisinde işte size bu 2019'un sonunda uyguladığım tekniği anlatmaya çalışacağım. Ben bunu 2020'de de şimdi 2021 için uyguluyorum kendime. Ve bu bakış açısını, bu tekniği, bu yol akışını sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağım. Toplam 5 video olacak. Bugün ilki bir giriş yapıyor oluyoruz. Sonra ise salı, çarşamba, perşembe ve cuma 4 günleri bunun takipleri olacak. Neler anlatıyor olacağım? Birinci gün vizyonun üzerinde duracağız. Çünkü inanıyorum ki öncelikle gelecekle ilgili olumlu bir hayal kurmamız lazım. Bir vizyonumuzun olması gerekiyor. Şahsi bir vizyon bu. Dünyanın nereye gideceği vizyonu değil. Eğer bir girişimciysek belki şirketimizin vizyonu, bir profesyonelsek departmanımızın vizyonu eklenebilir ama öncelikle şahsi. Ben 2021'in sonunda nerede olmak istiyorum arkadaş? Bunun içerisine sağlık konabilir, yaptığınız iş olabilir, kazandığınız para olabilir, gelişim sahalarınız olabilir, vaktinizi nasıl harcadığınız olabilir, özgürlük olabilir, tanım size kalmış. 2021'in sonunda nerede olmak istiyorum? Kendi tanımımı size vereceğim, kendi vizyonumu. Sonra da bunun önemini anlatacağım. Çünkü şunu gösteriyor bize bilim. Bizim böyle bir karakterimiz, kimliğimiz falan yok aslında ya. Bunlar hep gelecek vizyonuyla ilişkililer. Gelecek vizyonumuzu değiştirdiğimizde bu bizim kimliğimizi de değiştirebiliyor. Bu bizim karakterimizi de değiştirebiliyor. Çünkü iyi bir vizyona sahip olmak ve buna kuvvetle inanmak alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Karakter dediğiniz, kimlik dediğiniz şey aslında alışkanlıklardan ibaret. O zaman yol almaya başlıyoruz. O yüzden yarın vizyon üzerine duracağız. İyi bir vizyon nasıl kurulur, nasıl şekillendirilir, nasıl ifade edilir, kendimizi buna nasıl inandırırız gibi konuyu ele alacağız. Ve kendi 2021 sonu vizyonu da sizlerle paylaşıyor olacağım. İkinci video, yani çarşamba günü yayınlanacak videoda biraz geçmişe döneceğiz. Şimdi geleceğin hayalini kurduk da ya geçmişten böyle bizi kısıtlayan, tutan şeyler var. Bize o geleceğin imkansız olduğunu söyleyen, adeta bizim içimizi karartan, moralimizi bozan şeyler var. İşte geçmişteki başarısızlıklarımız, travmalarımız, benim de var. İflas ettim geçmişte, beni çok yıllarca çok etkiledi. Yani bir iflas yaşamak çok zor iş ha. O iflası içinden geçince bir türlü kendime gelemedim yıllar boyunca. O beni çok olumsuz etkiledi. Oysa artık ona başka türlü bakabiliyorum. İşte bunu öğreneceğiz çarşamba günü. Geçmişi yeni bir çerçeveye oturtmaya çalışacağız. Bütün o olumsuz şeyleri ve olumluları da inşallah yeni bir çerçeveye, o gelecekteki varmaya çalıştığımız yere hizmet eden aslında
birer olay olduğu çerçevesinde onları oturtmaya çalışacağız. Bugün iflas etmiş olmasaydım bugün daha iyi bir girişimci olmazdım. O gün büyük para kayıpları yaşamasaydım bugün parayı yönetmenin daha doğru yollarını bulamazdım. O yüzden yeniden çerçeveleme yapıyor olacağız ve bu umuyorum ki ben tabii psikolog falan değilim. Böyle sizi travmalardan falan kurtaracak bir insan da değilim. Yanlış anlamayın ama yeni bir bakış açısıyla olaylara bakmanızı mümkün kılacak diye düşünüyorum. Üçüncü günde yani perşembe güne denk geliyor dönüşümden bahsedeceğiz. Peki yani geçmişimizi biliyoruz. Gelecekteki hayalimiz de belli ama nasıl dönüşeceğiz? Dönüşüm dediğiniz şey aslında yeni alışkanlıkların inşası. Bu dönüşümü mümkün kılmak için çevremizde yapmamız gereken bazı değişimler var. Kazanmamız gereken yetenek beceriler var. Alışkanlıklarımızı bu çerçevede değiştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Ben 2020'de bunlardan hangilerini başardım, hangilerini başaramadım? 2021'de hangilerini başaracağımı düşünüyorum. Buna bakıyor olacağız. Ve inanıyorum ki 3. günü bitirdiğinizde yani bu transformasyon meselesi, değişim, dönüşümle öğrendiğinizde dünyaya başka bir bakış açısıyla bakacaksınız ve istediğiniz geleceğe doğru dönüşebileceğine inanacaksınız. Son günde 4. gün ise dönüşümü hızlandırmanın tekniklerinden bahsetmeye çalışacağım biraz. Tamam. Geçmişimiz belli, geleceğimiz belli. Dönüşmeye de karar verdik. Yeni dönüşüm yol haritamız da belli ama bir de hızlı gitmek lazım. Çünkü sonuçta hayat kısa. 2021'de toplamda 365 günden oluşuyor. Sandığınızdan çok hızlı bitecek. O yüzden ilk günden itibaren bu süreci nasıl hızlandırabiliriz? Bunun üzerine duracağız. Evet, tekrarlayalım. 5 günlük bir program bu. Bugün şu anda girişini yaşıyoruz. İlk giriş bölümünü yaşıyoruz. İkinci bölümde yani yarın yaşayacağımız bölümde vizyonu. Üçüncü bölümde yani çarşamba günü geçmişi tekrar bir çerçeveye oturtmayı. 4. günde dönüşümü yapmayı, son günde ise dönüşümü hızlandırmayı sizlerle konuşuyor olacağım. Umarım ilginizi çeker. Bütün bu konuşmalar YouTube'a, podcast kanallarına yükleniyor olacaklar. İnşallah oralardan da daha sonra izlersiniz, dinlersiniz ve daha iyi bir 2021 geçirmenize yardımcı olur. Eğer bu videolar veya podcastlar hoşunuza gidiyorsa bir de haddinaş.net'e gelmenizi tavsiye ederim. Orada daha da şahane içerikler var, çok daha fazla detaylar var. Oraya da üye olun, abone olun. Orada da muazzam içerikler paylaşıyorum. Sizi daha da zenginleştirecek şeyler olacağına inanıyorum. Böylece ben 2020'den çok şükür gayet memnunum. Evet, çevrede yaşanan şeyde çok üzüldüm. Elimden gelince de yardımcı olmaya çalıştım. Ama kendi hayatım adına, ailem hayatına memnunum. İnşallah 2020 daha da iyi geçiririm. Sizlerin de 2021'de de daha iyi geçirmesine bir nebze olsun bu küçük programımız yardımcı olur diye umuyorum. Görüşmek üzere o halde yarın. Her gün saat 13.00'da inşallah karşınızda olacak videolar, podcastler. O saatte itibaren kanalları bir kontrol edin. Biraz daha erken, biraz daha geç olabilir. Hepsi benim kontrolümde değil. Ama hani günün ortasında bir yerde yüklenmiş olacaklar. Artık ne zaman uygun vakit bulursanız izlersiniz, dinlersiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.